Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda litre başına ödenen belirli bir benzin fiyatı üzerinden paranın nasıl dağıtıldığına bakmıştık. Kim ne alıyor? Benzin istasyonun ne kazanıyor? Nakliyat ne kadar pay alıyor? Rafinerinin payı ne? Petrol şirketi ne kadar kazanıyor vesaire vesaire. Şunu vurgulamak isterim. Kullandıklarımız piyasada neler olduğuna ve dünyanın neresinde olduğumuza göre değişen tamamen sembolik rakamlardır. Belirtmek istediğim bir diğer şey de bu rakamlar her zaman orantısal değildir Yani benzin fiyatları iki katına çıktığında perakende satıcının %15'lik payı %30'a çıkıyor gibi bir durum söz konusu değil Benzinin fiyatı ne olursa olsun özellikle de Amerika'da perakende satıcının aldığı oran galon başına %5 ile %20 arasında değişiyor %10 ve %15 aralığındaki bu oran, ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda daha da artabilir. Vergiler görece sabit bir değerdedir, genelde litre başına hesaplanır. Rafinerinin kazancı da illaki benzin fiyatıyla orantısal değildir. Benzin fiyatının çok pahalı olması ama rafinerideki olası bir aşırı üretim sebebiyle, kar marjının paralel bir yükseklikte belirlenmesi mümkündür. Yani, Rafineriler çıkarttıkları petrolün karşılığını bazen tam bazen de hiç alamazlar. Bazen tam tersi de olur. Benzinin değeri düşüktür, rafinerinin damıtma kapasitesi de düşüktür. Burada şirket benzinin fiyatını yükseltebilir ve böylelikle daha fazla para kazanabilir. Bu tedarik zincirindeki tüm halkalardan kâr marjı tamamen benzin fiyatına bağlı olan yalnızca petrol şirketidir. Bazen tüm bu halkalar aynı şirkete aittir. Bunlara dikey bütünleşmiş petrol şirketi denir. Ama bazen de bu halkalar farklı kurumlardan meydana gelir ve benzin fiyatı yüksek olduğunda en çok karı üretici firma kazanır. Ki araştırma geliştirme sondaj için büyük yatırımlar yaparlar ve bazı varsayımlarda bulunurlar. Mesela 200 milyon lira harcadıkları bir petrol kuyusunu düşünelim. Burada ne diyecekler? Petrol fiyatı varil başına 30 lira olursa masraflarımızı karşılarız. Bu şekilde söylediler. Tabii olur diyoruz. Peki petrol fiyatı varil başına 100 lira olursa satılan her varilden ne yaparlar? 70 lira kar ederler. Bir petrol kuyusundan milyonlarca varil petrol çıkacağını düşünürsek eğer gerçekten bu şirket oleyi vurmuş demektir. Tersi de olabilir bu durumun. Petrol fiyatı varil başına 15 liraya düşerse büyük yatırımlarla girdikleri bu işten büyük zararla çıkarlar. Şimdi sormak istediğim soru oldukça zor bir soru. Bazıları tüm kariyerlerini buna bir cevap bulmak için harcarlar. Peki, benzinin fiyatı neye göre değişir? Geleneksel arz talep cevabı bizi tatmin etmez en azından kısa vadede etmez. Bakın 2008'de benzin fiyatı 150 liraya dayanmışken sadece birkaç ay sonra varil başına 32 lira kadar düşmüş. Yani neredeyse 5'te 1'e kadar gerilemiş. Burada elbette bir şeyler olmuş, maddi kriz vurmuş, insanların küresel gelişmeden beklentileri düşmüş olabilir, ekonomik gelişme durmuştur ve insanlar daha az enerji tüketiyor olabilirler. Fosil yakıtı kullanımı azalmış olabilir, yani bu gibi gibileri çoğaltabiliriz. Her ne olursa olsun bunların hiçbiri, 5'te 1'i oranında bir düşüşü açıklamaya yetmeyecektir. Başka bir şey daha olmalı ve bunun temelde alıcıların psikolojisiyle ilgili olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. İnsanlar burada benzinin fiyatını tepelere taşırken buradan itibaren korkmuş ve fiyatın düşmesine sebep olmuşlar. Bu durumu daha sağlam bir şekilde anlatmaya çalışalım. Petrol piyasasını uzun ve kısa vadelerde inceleyeceğim şimdi. Yazalım. İlk önce uzun vadeyle başlayalım. Uzun vadeli petrol yasasını herhangi bir uzun vadeli mikroekonomi olarak düşünebilirsiniz. Petrol bir yandan ilgi çekici bir piyasa ki makroekonomiye de etkileri büyük. Ulusların büyüme süreci ve davranışlarını da etkiliyor. Biz yine de klasik bir mikroekonomi olarak ele alalım bunu. Burada gördüğünüz F benzinin fiyatı, N ise benzinin niceliği. Tahmin edeceğiniz gibi ilk birkaç milyon varilin üretimi ucuz olacak. Bunu takip eden her varil artışı daha fazla petrol bulunmanın zorluğu ve o petrolü çıkarmanın gerektirdiği teknoloji sebebiyle benzinin fiyatını artıracaktır. Bunu başka bir şekilde ele alırsak, yani benzinin fiyatı düşükken üretici petrolü olduğu yerde bırakayım şimdi çıkarıp işletmenin bir anlamı yok diyecek ve üretilen benzinin miktarı da düşük olacaktır. Fiyat yüksekken de bulabildiğimiz kadar petrol bulup çıkaralım ve piyasaya sürelim diyecekler. Uzun vadede kar zehirlerini bu şekilde açıklayabiliriz. Talep için de klasik bir açıklama sunulabilir. İlk birkaç milyon varil tüketici için büyük bir nimet. Belki de başka hiçbir enerji türü işlerine yaramıyor ve buna ihtiyaçları var. Böylelikle artan varil oranı kâr marjını düşürüyor. Bunu başka bir şekilde düşünürsek. Fiyatlar yüksekken ilgilenen pek kimse olmuyor. Sağ olun almayayım güneş enerjisini deneyeceğim veya hep denişi bırakacağım diyorlar. Ama fiyatlar düştüğünde de ne kadar petrolüm varsa hepsine talibim diyorlar. Bunlar gayet temel kavramlar. Düşen talep eğrisi, artan arz eğrisi, uzun vadede ikisinin bir orta noktası bulunur ve bir arz talep dengesi kurulur. Bu söylediklerimiz yukarıdaki tablodaki oynamaları açıklamaz. Ki bu tepe ve bu dip noktaları sırasında piyasaya sürülen benzin miktarında ya da İnsanların benzin tüketim alışkanlıklarında büyük bir değişim yok. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Aşağıdaki grafiğimiz uzun vade içindi. Uzun vadede farklı dinamikler de işin içine girebilir. Örneğin, petrol çıkarmaya yarayan yeni bir teknoloji arz eğimini sağa çekebilir. İnsanlar elektronik arabalar sürmeye başlarlarsa talep eğrisi sola kayabilir. Arazi araçları yeniden moda olursa talep eğrisi sağa kayar. Diyelim ki ülkelerin ekonomisi gelişti. Mesela Hindistan ve Çin'deki insanlar zenginleşip motorlu araçlara hücum ederlerse ne olacak? Talep eğrisi yine sağa kayacak. Şimdi uzun vadede bunları göz önünde bulundurabiliriz. Eğer daha fazla sondaj yapımına elverişli bir durum oluşursa arz eğrisi sağa kayar. Çevreyi korumaya yönelik yasalar çıkarılırsa arz eğrisi sola kayar. Sonuçları siz de tahmin edebilirsiniz. Pekala. Tüm bunlar kısa vadede geçerli değildir. Kısa vade deyince saniyeleri bahsetmiyorum tabii. Ayları ya da belki birkaç yılı kastediyoruz burada. Çünkü insanlar tüketim alışkanlıklarını her ay değiştirmez. Mesela arabalarını zaten almış durumdalar. Petrol tedariğini sağlayanlar da kapasitelerini durmadan artırıp azaltmazlar. Kısa vade grafiğimiz neye benziyor? Şimdi ona bakalım oldukça basite indirgenmiş bir şekil olacak ama yine de mesele üzerinde düşünmemize yarayacak. En nicelik dedik F'de fiyat. Kısa vadede üretim miktarı fiyattan çok etkilenmeyecek. Yani şöyle dik bir doğru gibi görünebilir. Üreticiler pompalamayı düşündükleri kadar petrole her ihtimalde pompalayacaklar kuyularını kapatıp nakliye tankerlerini hurdalığa çıkaracak değiller elbet. Petrol üretip piyasaya verecekler. O halde bu bizim kısa vadedeki arz eğrimiz. Benzin fiyatı ne olursa olsun. Uzun vadede fiyatlar düşerse kapasitelerini düşürmeyi Tersi durumda da daha fazla petrol bulup başka kuyular açmayı düşünebilirler. Zaten bunlar her zaman istenen şeyler özellikle araştırma safhası yıllar alabiliyor. Evet, bu fiyattan bağımsız arz eğrimiz, talepte şöyle bir şeye benzeyebilir. Turuncuyla nokta nokta çiziyorum bunu, yine gayet basitleştirilmiş bir şekilde. Neden böyle çizdiğime gelince, çünkü insanların kısa vadedeki davranışları tıpkı buna benzer. Eğer fiyat burada olsaydı ve buraya yükselseydi, kısa vadede insanların davranışı çok değişmezdi. Sonuç olarak ev ve iş yerlerinin arasındaki mesafe aynı kalırdı. İş yerine yakın bir yere taşınmak, iş değiştirmek ya da toplu taşımayı kullanmaya başlamak bunlar her zaman olan şeyler. Benzin fiyatının düşmesi de alıcının davranışını pek etkilemez. Bu grafiğin bize söylediği şey klasik mikroekonomik değişkenlerin kısa vadede benzinin fiyatını etkilemeyeceği. Fiyatı kısa vadede etkileyecek şey piyasa psikolojisidir. Bu sebeple köşeye Chicago'nun borsasının bir fotoğrafını koydum. Burada ileriye dönük anlaşmaların ticareti yapılıyor. İleriye dönük anlaşmalar derken kastettiğim şey ürünlerin ilerideki alışveriş şekli. Yani insanlar şu kadar varile karşılık bu kadar para vermek yerine 1-2 ay içinde belirli bir günde yapılacak bir alışverişin anlaşmasını yapıyorlar. Yani kısa vadede petrolün fiyatını etkileyen, buradaki bu dalgalanmaya sebep olan şey, insanların psikolojisi ve elde ettikleri bilgiler. Örneğin Orta Doğu'ya bakıyorlar ve düşünüyorlar. Acaba İsrail, İran'ı bombalamayı ve onların nükleer araştırmalarına son vermeye karar verir mi? Acaba İran çılgınca bir şey yapar mı ve nasıl karşılık verir? Hürmüz boğazını kapatırlar mı? gibi gibi sorular. Bu tip spekülasyonlara kimse inanmasa da azınlık bir grup inanabilir ve ileriye dönük anlaşmalar satın alıp onları satmaya çalışır. Belki de sonunda kendilerine teslim edilen petrolü piyasaya sürmeyip saklarlar ki yakın zamanda petrol sıkıntısı yaşanacağını düşünüyorlardır vesaire. Burada mesele şu. Petrol üretimi, diğer enerji kaynakları, insanların davranışları Tüm bunlar uzun vadede benzinin fiyatını etkiler. Ancak kısa vadede yani 6-12 aylık bir süre içinde benzin fiyatını etkileyen bu gördüğümüz dalgalanmalara yol açan şey market psikolojisi ve jeopolitik gelişmelerdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.